Sema, ne işin var burada? Akın için teşekkür etmeye gelmiştim. Bir şey değil, iyi geceler. Bir kahve ısmarlayayım diyecektim ama iyi geceler. Doğru olmaz. Peki. Sonra gelip alırsın beni. Peki efendim. Nereye gideceğiz? Buluruz bir yer. Atla. Bunca zaman sonra bana hala kızgın olduğunu bilmedim. Garip. 15 yıl içinde neler yaşadığımı bilmediğin için garip geliyor tabii. Ben de çok zor günler geçirdim. Ne geçirmiş olabilirsin ki? 3 ay kadar içeride yattığını biliyorum, o kadar. Bu mu? Dinlemek istemez. Dinlerim. Dinlemek isterim Sema. Çok dinlemek isterim. Ama en çok neyi duymak isterim biliyor musun? Ben senin için bütün ailemi karşıma aldım. Babam ölürken bile küstük. Kimin yüzünden? Senin yüzünden. Bir cevap bile vermedin. Telefonlarıma bile çıkmadın. Öylece bırakıp gittin beni. Delikanlı gibi ortaya çıkıp söyleseydin ya. Ben neyin nasıl olduğunu bile unuttum Hakan. Sen unuttun, ben unutmadım ama. Her gece düşündüm ve hala düşünüyorum. Bu kız beni bu kadar deliler gibi severken birdenbire ortadan neden kayboldu diye kafayı yedim. Beni neden terk ettin Sema? Anlat işte. Bak Hakan. Ben buraya sana teşekkür etmek için geldim. Ama sen eski defterleri deşip duruyorsun. Geçti gitti işte, boş ver. Hayır efendim, o kadar kolay değil. Anlatacaksın. Neyse tamam. Ben Akın için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu saati hatırlıyorsun değil mi? Senin ne diyen? Hala takıyorum. Neden biliyor musun? Sana olan kızgınlığım geçmesin diye. Tekrar görüp hatırlayayım diye. Özür dilerim. Görüşeceğiz Sema Koral. Bir daha görüştüğümüzde sen parmaklıkların arkasında olacaksın. Bu bana hayatım boyunca yaptığın en büyük iyilik olur Hakan. Sevgilerimle, Sema. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.